Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Cihat ve Siyer kitabını okuyoruz. Sahih-i Buhari'den. Ve 3014 numaralı hadisteyiz. Abdullah bin Ömer şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarından birisinde bir kadın cesedi görüldü. Nebi Aleyhisselam da kadınların ve çocukların öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. 3015 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer'den. Resulullah savaşlarından birisinde bir kadın cesedi görüldü. Nebi Aleyhisselam da kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Bundan bir önceki hadiste ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şayet dediler ki Peygamberimize gece baskını yaparsak müşriklere kadınlar ve çocuklar da öldürülebilir ya Resulallah dediler. Peygamberimiz dedi ki onlar da müşriklerin bir parçasıdır. Onlar da müşriklerin bir parçasıdır, babalarının bir parçasıdır. Demek ki eğer gece baskını yapmak gerekiyor ve onları ancak o şekilde yenilgiye uğratmak mümkün olacaksa kadın, çocuk hiçbirinin hesabı yapılmadan savaş ve baskın yapılıyor. Ama bir gündüz savaşı, savaş bitmiş ya da belli, yani erkek belli, kadın belli, savaşta karşı karşıya, o zaman kadınlara ve çocuklara dokunmayın diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 3016 numaralı hadis Sahih-i Buhari, ana başlık Cihat ve Siyer kitabı, Ravi Ebu Hureyre. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi askeri bir göreve gönderdi. Ve bize şu talimatı verdi. Şu iki adamı yakalarsanız onları hemen ateşte yakın derhal. Daha sonra biz hazırlıklarımızı yapıp da yola çıkacağımız zaman Nebi Aleyhisselam bize şöyle dedi. Ben daha önce size şu iki kişinin ismini vermiş ve onları yakalarsanız derhal ateşte yakınız demiştim. Ateşle azap etmek sadece Allah'a mahsustur. Onları ele geçirecek olursanız sadece öldürün diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Önceki emrini değiştiriyor. 3017 numaralı hadis Sahih-i Buhari, ana başlık Cihat ve Siyer. Ravi İkrime, Ali bir grubu yakarak öldürmüştü. Ali keremallahu veçe, onun yaptıklarından haberdar olan Abdullah İbn Abbas şöyle dedi. Ben onun yerinde olsaydım asla söz konusu olan kimseleri yakmazdım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın Allah'a has olan azab ile insanları cezalandırmayın buyurmuştur. Allah'a ait olan bir cezalandırma ki ateşle cezalandırmadır, cehennem. Siz de insanları dünyada onlarla ateşle cezalandırmayın. Ben olsaydım onları öldürürdüm, o kadar. Bu konudaki delilim ise Resulullah'ın kim dinini değiştirecek olursa onu öldürün hadisidir. Tamam, dinini değiştiren bu adamları ben öldürürdüm. Ama ateşte değil diyor Abdullah İbni Abbas, Ali Efendimizin ateşle yakma cezasından sonra. 3018 numaralı hadis. 3018 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık Cihat ve Siyer. Ravi Enes bin Malik. Ukul kabilesinden hasta olan 8 kişilik bir grup Resulullah'ın yanına geldi. Fakat bu grup Medine'de kalmak istemedi. Gruptakiler Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, bize bir miktar süt vererek yardımcı olunuz diyerek yardım istediler. Nebi Aleyhisselam onlara, ben sizi ancak küçük bir deve sürüsüne gönderebilirim dedi. Onlar da söz konusu deve sürüsünün bulunduğu yere gittiler. Develerin idrarlarından ve sütlerinden içip sağlıklarına kavuştular. Develerin idrarlarından ve sütlerinden içip sağlıklarına kavuştular. Sonra da develerin çobanını öldürüp sürüyü önlerine katıp götürdüler. Yani hıyanet ettiler, dinden uzaklaştılar. Onlar İslam'ı kabul ettikten sonra inkar edip küfre dönmüşlerdi. Bu acı haber imdatla Nebi Aleyhisselam'a gelince Resulullah da onları yakalamalar için yola bir birlik çıkardı. Aynı günün içinde adamlar yakalanıp getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların ellerini ve ayaklarını kestirdi. Sonra da gözlerinin kızgın şişle dağlanmasını, gözlerine mil çekilmesini emretti. Bu cezanın ardından adamlar Harre denen yere atıldılar
ve ölünceye kadar orada kaldılar. Su istedikleri halde kendilerine hiç su verilmedi. Ebu Kilabe şöyle diyor. Ukul kabilesinden olan bu 8 kişi adam öldürme ve hırsızlık suçlarını işlediler. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açıp yeryüzünde fesat çıkardılar. Allah'a ve Resulüne karşı savaş, adam öldürme ve bir de hırsızlık olunca Efendimiz böyle bir ceza verdi. 3019 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, Cihat ve Siyer kitabı, Ravi Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamberlerden birisini bir karınca ısırmıştı. Bu peygamber de karıncanın yuvasının yakılmasını emretti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ona, seni tek bir karınca ısırdı diye Allah'a tesbih eden bir ümmeti yaktın diye vahyetti. Bir karınca ısırıyor bir peygamberi. Hangi peygamber olduğunu bilmiyoruz. İsmini de söylememiş peygamberimiz. Sonra o da karıncaların yuvasının yakılmasını emrediyor. Allah da diyor ki, seni tek bir karınca ısırdı diye Allah'a tesbih eden bir ümmeti yaktın. Hiç oldu mu yani? Bir karınca. Onu cezalandır mı diyordu ki Rabbim? 3020 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık, cihat ve siyer. Kays bin Ebu Hazim'in şöyle dediği nakledilmiş. Gerir bin Abdullah bana dedi ki, Resulullah bana şöyle demiş. Beni şu Zülhülasa, bu Hasam kabilesinin yaşadığı yerde bulunan Belkâbetül Yemaniye diye bilinen bir tapınağın adıdır. Bir tapınağa gönderiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi? Gerir bin Abdullah. Belasından kurtarsan çok memnun olurum da diyor. Şu Zülhülasa, şu tapınak belasından beni bir kurtar diyor. Ben de Ahmes kabilesine 150 kişilik bir süvari birliğiyle oraya gittim. Ahmesler çok iyi at binen kimselerdi. Ben ise at üzerinde doğru dürüst duramıyordum bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim göğsüme vurdu ve şöyle dua etti. Allah'ım onu sabit kıl atın üzerinde. Ona sükunet ver ve kendisini hidayete erdiren ve hidayete eren bir kul eyle. Ne demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam o Müslümana? Biz de isteyelim. Allahümme tebbithu vec'alhu hadiyen mehdiyen. Ey Allah'ım onun duruşunu sağlamlaştır. Ve onu hidayet olunmuş ve hidayete erenlerden kıl. Bu duanın ardından Cerir oraya gitti ve Zülhülasa'yı parçaladı, yaktı. Ve iş bittikten sonra ilgili bilgiyi Resulullah'a ulaştırması için bir haberci gönderdi. Haberci Nebi Aleyhisselam'ın huzuruna çıkınca, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben gelirken Zülhülasa içi boşaltılmış ve yanarak kapkara kesilmiş bir deve gibi yerle bir olmuş ve yakılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Ahmes ve onların içinden bu eylemi gerçekleştirenler için Allah'tan 5 defa bereket diledi. Ya Rabbi bereket ver, bereket ver diye dua etti. 3021 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık Cihat ve Siyer. Ravi Abdullah İbni Ömer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğulları Yahudilerinin hurmalıklarını yaktırdı. Medine'de Nadir oğullarını kuşattı Peygamberimiz. Onların hurmalıklarını yaktırdı ki teslim olsunlar diye ve sonunda da teslim oldular. 3022 numaralı hadis. Kitabul Cihat ve Siyer. Cihat ve Siyer kitabı Sahih-i Buhari. Ravi Berabin Azim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan oluşturduğu bir askeri birliği Ebu Rafi'yi öldürmek üzere göndermişti. Bu askeri birlikte bulunanlardan birisi onların kalesine girdi. Kaleye giren sahabi kalede neler yaptıklarını şöyle anlattı. Yahudilerin hayvanlarını bağladıkları yere girdi. Bu sırada da kalenin kapısını kapattılar. Sonra kaybettikleri bir merkebi, eşeği aramaya koydular. Onlar merkebi aramak üzere dışarıya çıkınca ben de onlara katıldım. Sanki onlarla birlikte merkebi, eşeği arıyormuş gibi yaptım. Bir süre sonra merkebi bulup hayvanlarını bağladıkları yere döndüler ve içeri girdiler. Ben de onlarla birlikte içeri girdim.
Bu sırada kalenin anahtarlarını benim görebileceğim şekilde duvardaki bir uyuğa bıraktılar. Onlar uykuya dalınca ben kalkıp anahtarları aldım ve kale kapısını açıp içeriye girdim. Ebu Rafi'nin nerede olduğunu belirleyebilmek için "Ey Ebu Rafi!" diye bağırdım. Bana cevap verince sesin geldiği tarafa hamle yapıp kılıcımı indirdim. Fakat o bağırınca dışarıya çıktım. Sonra da ona yardıma gelmiş biri gibi davranarak geriye döndüm. Sesimi değiştirerek tekrar "Ey Ebu Rafi!" diye seslendim. Beni kendilerinden biri sanarak "Anasız karasıcalar, neler oluyor, yazıklar olsun size!" diye çıkıştım. Ben de hiçbir şeyden habersiz bir eda ile "Ne oldu ki?" dedim. "Ne bileyim ben, birisi içeriye girdi ve kılıcıyla bana saldırdı." diye karşılık verdi. Ben de iyice yaklaşıp kılıcımı karnına dayadım ve üzerine yüklendim. Kılıç kemiğe değene kadar vurdum. Sonra dehşet içerisinde kaçıp oradan çıktım. Kale merdivenlerinden hızlıca inerken düştüm ve ayağım kırıldı. Arkadaşlarımın yanına varınca onun öldüğü haberini verenlerin sesini duymadıkça buradan ayrılmayacağım dedim. Allah iyiliğini versin. Gerçekten de Ebu Rafi'nin ölüm haberini duyuncaya kadar oradan ayrılmadım. Öldüğünü öğrendikten sonra ayağa kalktım. Sanki ayağı kırılan ben değildim. Hiçbir sıkıntım kalmamıştı. Bu şekilde Resulullah'ın yanına vardık ve olan anlattık. Allahu Ekber. 3023 numaralı hadis Sahih-i Buhari, ana başlık Cihad ve Siyer. Bera bin Azib anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan oluşturduğu bir askeri birliği Ebu Rafi'yi öldürmek üzere göndermişti. Abdullah İbni Atik gece vakti Ebu Rafi'nin evine girdi ve onu uykudayken öldürdü. Evet. Kimmiş kaleye giren sahabi? Abdullah İbni Atik. Evet. Türkçe'de de Atik kelimesi bundan dolayı mı böyle kullanılır? Abdullah İbni Atik gidiyor gece vakti ve Ebu Rafi öldürüyor. 3024 numaralı hadis Sahih-i Buhari, ana başlık Cihat ve Siyer kitabı. Ravi Musa bin Ukbe, Ömer bin Ubeydullah'ın kölesi ve katibi olan Salim Ebu Nadır şöyle dedi. Abdullah İbni Ebi Efa'nın Haruriye'ye çıktığı zaman Ömer bin Ubeydullah'a gönderdiği bir mektupta okumuştum. Şöyle yazıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşı karşıya geldiği bir savaşta güneş tepe noktasından batıya doğru meyledene kadar beklerdi. Öğlen namazı vaktinin geldiği döneme kadar güneş tepe noktasından batıya doğru meyledene kadar beklerdi. Sonra da 3025 numaralı hadis Sahih-i Buhari, Cihat ve Siyer kitabı, sonra ayağa kalkıp Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların arasında durur ve şöyle hitap ederdi. Ey insanlar! Düşmanla savaşmak için karşı karşıya gelmeyi arzulamayın. Ey insanlar! Düşmanla karşı karşıya gelmeyi arzulamayın. Allah'tan hep afiyet isteyin. Müslümanca bir hayatı sıkıntısız yaşamayı isteyin. Fakat savaşmak üzere düşman ile karşı karşıya geldiğinizde de dirençli bir şekilde, kararlı bir şekilde sabredin. Direnin. Şunu iyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Şunu iyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Buyurdu ve şöyle dua etti. Ey kitabı indiren, bulutları istediği yöne çeviren ve düşman birliklerini dağıtıp perişan eden Allah'ım, şu düşmanımızı perişan et, hezimete uğrat, bize onlara karşı zafer ver. Allahümme münzilel kitab ve mücriye sehab ve hazimel ahzab ihzimhüm bensurne aleyh. Onları hezimete uğrat ya Rabbi. Onlara karşı bize yardım et. Zafer ver. Musa bin Ukbe şöyle dedi. Salim Ebu Nadır bana şöyle söyledi. Ben Ömer bin Ubeydullah'ın katibiydim. Ona Abdullah İbni Ebi Efa'dan gelen bir mektupta Resul-i Ekrem'in düşmanla savaşmak için karşı karşıya gelmeyi arzulamayın dediği yazıyor. Demek ki hem de yazılı
yazılı bir metinde, yazılı bir metinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam la temennev likael adü yazılmış. 3026 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık cihat ve siyer kitabı. Nebi Aleyhisselam şöyle der: düşmanla karşılaşmak, düşmanla savaşmak için karşı karşıya gelmeyi arzulamayın. La temennev likael adüvvi. Ama karşılaştığınız zaman da fasbiru. Ve izâ lekîtumuhum fasbiru. Dirençli olun. Sabırlı olun. Direnin. 3027 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık cihat ve siyer. Ebu Hüreyre'den. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdular: Kisra helak olup gitti. Pers İmparatorluğu gitti. Daha gitmedi ama gidecek belli. Efendimiz gitti diyor. Ondan sonra da artık bir Kisra gelmeyecek. Kayser, Bizans, Hristiyan dünyanın devlet başkanı. Helak olup gidecek ve ondan sonra da artık bir Kayser gelmeyecek. Bizans'ta o da bitecek. Onların sahip oldukları hazineler Allah yolunda ganimet olarak ele geçirilip paylaşılacak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Daha Medine'de. Müslümanlar Kayser'e yaklaştılar. Daha Kisra'ya yaklaşmadılar bile. Ama diyor ki, Kisra helak olup gitti. Heleke Kisra. Thümme la yekunu Kisra bade. Ondan sonra bir daha Kisra olmayacak. Yani Perslerin, Mecusilerin devlet başkanı ve devleti bitti. Ve Kayser'un leyyehdikenne Kayser'de Bizans'ın devlet başkanı, Hristiyan dünyanın ehli kitabın devlet başkanı da helak oldu. Bir daha thümme la yekunu Kayser'un bade. Ondan başka bir daha Kayser'de gelmeyecek. Ve onların sahip oldukları hazineler de Allah yolunda Müslümanların olacak. Ganimet olacak ve Müslümanlar paylaşacak. 3028 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık cihat ve siyer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa hiledir, taktiktir dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşa, harbe hut'atun diye bir isim verdi. Ebu Hüreyre şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş hile ve hut'adır dedi. Yani el harbu hut'atun. Peygamber böyle diyor. Böyle isimlendiriyor. 3030 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, cihat ve siyer ana başlık. Cebir bin Abdillah, Resulullah savaş hiledir, taktiktir buyurdu. Evet. Öncekilerde semma diyordu. Peygamber savaşa hile, harbe hut'atun dedi. Yani semmel harbe hut'atun, semmen nebi sallallahu aleyhi ve sellemel harbe hut'atun, burada ise el harbu hut'atun, hut'atun. 3031 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık cihat ve siyer kitabı. Cabir bin Abdillah anlatıyor. Resulullah bir defasında, şu Kâb bin Eşref'in icabına kim bakacak? Zira o Allah'a ve Resulüne çok sıkıntı veriyor buyurdu. Kâb bin Eşref, Beni Nadir Yahudilerinden birisi. Zannedersem reis. Ve Müslümanlara, Peygamberimize, Allah ve Resulüne özellikle çok hizmet ediyor diyor. Çok ne hizmeti? Çok sıkıntı veriyor diyor Peygamberimiz. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme, Allah kendisinden razı olsun, ey Allah'ın Resulü, onu öldürmemi ister misin? Dedi. Nebi Aleyhisselam evet dedi. Muhammed bin Mesleme bu konuşmadan sonra Kâb'ın yanına gitti. Ve ona, Resulullah'ı kastederek, şu adam var ya, bizi gerçekten çok yoruyor ve bizden sadaka vermemizi istiyor dedi. Muhammed bin Mesleme bu konuşmadan sonra Kâb'ın yanına gidiyor, diyor ki valla şu adam var ya diyor, Resulullah bizi gerçekten çok yoruyor. Bizden sadaka vermemizi istiyor. Malımızı, mülkümüzü istiyor. Her şeyimizi istiyor. Kâb hemen atılarak, dahası da var. Allah'a yemin ederim ki bundan sonra ondan daha çok bıkacaksınız deyince
Muhammed bin Mesleme, bir kere ona uymuş bulunduk işte. Onun neler yapacağını ve bu kavgasının ne şekilde sonuçlanacağını görmek istediğimiz için de kendisini bırakmak istemiyoruz diye karşılık verdi. Bu şekilde konuşmaya devam ettiler ve sonunda Muhammed bin Mesleme ona iyice yaklaştı ve bir fırsatını bulup öldürdü. 3032 numaralı hadis Sahih-i Buhari Cihat ve Siyer kitabı. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bir defasında şu Kâb İbni Eşref'in icabına kim bakacak buyurdu. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme, ey Allah'ın Resulü, onu öldürmemi ister misin diye sordu. Nebi Aleyhisselam da evet dedi. Muhammed bin Mesleme, öyleyse kendi hakkımda ve sizinle ilgili olarak konuşmama izin vermelisiniz deyince Resul-i Ekrem, tamam izin verdim dedi. İşte bundan sonra da dedi ki, ya bu adam bize çok sıkıntı vermeye başladı diye Peygamberimizin aleyhinde sözler söylemeye başladı. 3033 numaralı hadis Sahih-i Buhari, ana başlık Cihat ve Siyer. Ravi Abdullah bin Ömer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey bin Kâb ile birlikte peygamberlik iddiasına bulunan ve Deccal olabileceğinden korkulan, henüz ergenlik çağına girmemiş İbn-i Sayyad'ın yanına gitti. İbn-i Sayyad, garip bir adam. Peygamberimiz Deccal olabilir diye de korkuyor. Bir hurmalıkta etrafındakilerle konuşuyordu. Resulullah hurmalığa girip ağaçların arkasında gizlendi. Yani halbuki insanları araştırmak ve onların lafını, sözünü takip etmek, gizli günahlarını araştırmak yasak. Ama burada önemli bir konu var. İbn-i Sayyad'ı tanımak istiyor Peygamberimiz. Kim, ne, neci bu? Resul-i Ekrem hurmalığa girip ağaçların arkasında gizlendi. İbn-i Sayyad o sırada üzerine nakışlı bir kadife örtü serilmiş, döşeğine uzanmıştı. Nebi Aleyhisselam gizlendiği yerden İbn-i Sayyad'ı dinlemeye çalışırken, İbn-i Sayyad'ın anası onu, yani Muhammed Aleyhisselam'ı gördü. Ve oğluna, ey Safi, işte Muhammed orada. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam, eğer annesi onu uyarmasaydı her şeyi açıklayacak ve her şey ortaya çıkacaktı buyurdu. Ama dikkat ederseniz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona baskıyla sen kimsin, necisin, konuş demiyor. Ve bu kadar takip ediyor ama sonuçta da bir şey öğrenemiyor. Bunu Buhari, caiz olan hile ve taktikler, kötülüğünün dokunmasından korkulan kimselerden uzak durmakla ilgili bir ara başlıktan sonra gündeme getirmiş. 3034 numaralı hadis Sahih-i Buhari Cihat ve Siyer ana kitabı Bera bin Azib şöyle der. Hendek Savaşı hazırlıkları yapılırken Resulullah'ın kazıda çıkan toprakları taşıdığını gördü. Topraklar göğsündeki kıllara bulaşmıştı. Resulullah'ın vücudundaki kıllar bayağı çoktu. Çalışırken bir taraftan da yüksek sesle Abdullah'ın şu şiirini okuyordu. Abdullah bin Revaha herhalde. Sen olmasaydın hidayet nedir bilemezdik Allah'ım. Sadaka vermez, namaz kılamazdık Allah'ım. Düşmana üzerimize sekinet yağdır. Düşmana karşı ayaklarımızı sabit kıl Allah'ım. Haksız ve azgınca saldırdılar bize. Onlar fitne fesat ister, biz istemeyiz Allah'ım. Ne diyor Peygamberimizin okuduğu şiirde Abdullah bin Revaha? Sen olmasaydın hidayet nedir bilemezdik Allah'ım. Sadaka veremez, namaz kılamazdık Allah'ım. Üzerimize sekineti yağdır. Düşmana karşı ayaklarımızı sabit kıl Allah'ım. Haksız ve azgınca saldırdılar bize. Onlar fitne fesat ister. Biz istemeyiz Allah'ım. 3035 numaralı hadis Cerir bin Abdullah'tan Müslüman olduğundan bu yana Resulullah hiçbir zaman benden yüzünü saklamadı. O beni gördüğü zaman muhakkak tebessüm ederdi. Ve 3036 numaralı hadis Sahih-i Buhari, ana başlık Cihat ve Siyer, ben Resulullah'a at üzerinde sağlam bir şekilde duramadığımı söyleyip bir çare istedim. Eliyle göğsüme vurarak şöyle dua etti. Allah'ım onu sabit kıl, sağlam durabilsin atın üzerinde ve kendisini hidayete erdiren ve hidayet eden bir kul eyle. Bu duanın bize de gelmesini isteriz. Allahümme
usebbithu vec'alhu hadiyen mehdiyen. Usebbithu hem at üzerinde, hem savaşta, hem hidayette, hem hidayet edici, hem hidayet olunan. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.